Tasavvuf ve tarikat arasında bir fikir ayrılığı yok ki. Yani ikisinin de malzemesi, argümanı bir. Bunların argümanı nedir? Başlıca argümanı şudur. Keramet ve şefaat. Evet. Yani bu dünyada istediği zaman keramet gösterebilir, olağanüstü halleri gerçekleştirebilir, gösterebilir. O bir dünyada da istediği kimseyi şefaatiyle kurtarabilir. Ha, bunların argümanı budur. Evet. Tasavvufçuların da, tarikatçıların da. Bunların piri de Hasan Basri'nin iki talebesi. Farkat Es-Sebahi ve Habibi Acemi'dir. İkisi de gayrimüslim. Fakat gelmiş Müslüman olmuş. Ya da olduğunu söylemiş. Yok, olduğunu samimi olarak da kabul ederiz. Biz zahire hüküm ederiz. Evet. Ama kültürünü atmamıştır. Eski kültürünü atmamıştır. İnancını atmamış. Evet. Evet. Farkat Es-Sebahi Sabi'dir. Sabi'yi. Yani hani Hristiyanların bir fırkasıdır Sabi'ler. Evet. Veyahut da Mezopotamya'nın eski dinidir. Evet. İki rivayet vardır. O Sabi'dir. Fakat gelmiş Müslüman olmuştur. Habibi Acemi de Zerdüşt'tür. Ve tefecidir. O da Müslüman olmuş, tefeciliği mesleğini de bırakmıştır. Fakat Farkat Es-Sebahi alimdir. Hadis uydurmasını gayet iyi biliyor. Ha, böyle alim yani. Ha. Hadis uydurmasında uzman birisi. Uzman yani. Evet. İlk önce beyaz hırka suf, yani beyaz hırkayı o giyiyor. İlk önce giyen odur. Halk onu ayıp diye diyor ki ya bu Hristiyan rahipleri bunu giyiyor. Sen niye onları taklit ediyorsun giyiminde kuşamında diyor. Hristiyan rahipleri gibi giyiniyorsun. O da başlıyor bunun hakkında, bunun faziletiyle ilgili hadisler uydurmaya başlıyor. Farkat Es-Sebahi. Ve bu rahbaniyet hayatıyla, ruhbanlık diyorlar ya. Evet. Bu rahbaniyet hayatının faziletiyle ilgili çok hadis uyduruyor. Evet. Yani rahbaniyet hayatı nedir? Bu Peygamber Efendimiz devrinde aralarında Osman bin Maz'un'un da bulunduğu bazı kimseler Hristiyan rahipleri gibi yaşamaya başlıyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz'den habersiz. Bir gün Osman bin Maz'un'un hanımı Peygamber Efendimiz'in zevcesi Hazreti Ayşe validemizin yanına geliyor. Evet. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ona, nedir bu senin böyle bakımsız durumun, dağınıklığın diyor. Niye böylesin sen diyor. E diyor Osman'la aramda diyor artık diyor evlilik şeysi kalmadı diyor. E nasıl diyor? Artık diyor karılık kocalık kalmadı aramızda diyor. Hiç o beşeri ilişkiler falan kalmadı diyor. Niye diyor? E o diyor tamamen kendini ibadete vermiş. Ve artık dünyevi nimetleri de tamamen terk etmiş diyor. Biraz sonra da Peygamber Efendimiz hane-i saadetlerine teşrif buyuruyor, geliyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ya Resulallah diyor. Osman bin Maz'un'un hanımı geldi bana ve böyle diyor. Peygamber Efendimiz çok hiddetleniyor mübarek. Osman'ı çağırın bana diyor. Çağırıyorlar Osman bin Maz'un'u. Osman bu ne diyor. Bu ne? Ben böyle bir din mi size diyor. Anlattım, getirdim. Tebliğ ettim diyor. Ya Resulallah diyor. Biz Hristiyan rahiplerine baktık ki onlar dünya nimetlerine hiç itibar etmiyorlar. Artık yani zorunlu yaşamak için gerekli olan nimetlerle yetiniyorlar. Ve vakitlerini de ibadetle geçiriyorlar. Gündüzleri de oruç. Oruçlu oluyorlar. Oruç tutuyorlar. E biz düşündük dedik ki ya Hristiyanlar böyle bir hayata biz Hristiyanlardan daha önce bu hayat bizim hakkımızdır. Biz de böyle yaşamalıyız diye düşündük. Peygamber Efendimiz diyor ben size böyle bir din mi tebliğ ettim diyor. Evet. Şimdi gidecek
hanımına yatağa gireceksin diyor. Ya Resulallah ben oruçluyum diyor. Orucunu bozacaksın diyor. Bak. Orucunu bozacaksın. Tabii nafile oruç. Evet. Artık Peygamber Efendimiz hayatında kimse böyle bir şeye tevessül etme cesaretini bulamadı. Bulamadı. Ve tabii ki Maide Suresi ayet 86 Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Allah'ın size kıldığı, halal kıldığı nimetleri kendinize haram kılmayın. Evet. Ha. Ve size verdiğimiz rızıklardan faydalanın. Evet. Her türlü rızıktan faydalanın da fakat aşırı yetmeyin yani. İsraf etmeyin, aşırı yetmeyin. Evet. Bu ayet de nazil oldu tabii. Bu da Müslümanlara tebliğ edildi. Peygamber Efendimiz hayatında bir daha kimse böyle bir şeye tevessül edemedi. Fakat Peygamber Efendimiz'den sonra tabiiler döneminde, ikinci kuşak Müslümanlar döneminde, işte Hasan Basri döneminde. Hasan Basri kendisi de aslında Meysan, onun annesi babası Meysan esirlerindendir. Fakat kendisi Medine'de dünyaya geliyor. Ümmül Kura'da büyüyor ve Basra'ya yerleşiyor. Hasan Basri. Evet. Onun bu iki talebesi de böyle. İşte Habibi Acemi de bu Farkat Es-Sebahi'den sonra bu ruhbanlık hayatını, Hristiyan rahiplerinin hayatını özendiren, teşvik eden hadisler uyduruyor. Hı hı, evet. Bu yolda bir cemaat yetişiyor. Bu cemaat. Yani sofiler, tasavvufçuların ilk tasavvufçuları yetişiyor bir cemaat. Evet. Bunların şeysi şudur. Bunlara zühhat deniliyor. Yani dünya nimetlerine bunlar iltifat etmiyor. Ubbat deniliyor. Çok ibadet ediyor. Nüssak deniliyor. Yine çok ibadet anlamında. Kussas deniliyor. Çok menkıbe kıssa anlatıyorlar. Böyle bir zümre yetişti. Bu evet. Farkat Es-Sebahi'nin izinde. Bunlar da o hadisleri habire ve onların inancına göre hadis uydurmak da sevaptır. Böyle bir inanç yayıldı bunlar arasında. Yani biz çünkü ibadetleri teşvik için hadis uydurmak sevaptır. Öyle bir anlayış kabul gördü bunlar da. Ve bunların bu ibadetlerin faziletiyle ilgili çok hadisler uyduruldu. Bu da Emeviler de bunu teşvik etti. Çünkü bu onların da işine geliyor. Niye? Ya hükümdarlar adil oluyor, zalim oluyor. Size ne ya? Sizin gayeniz cennete gitmek değil midir? Ha işte şöyle şu kadar ibadet edersen, şu duayı okursan cenneti garantilemiş olursun. Dünya nimetlerinden de bir hırka bir lokma yeter size. Ondan sonra dünya nimetleriyle de hiç ilgilenmeyin. Evet. Bu bir yandan da bu emmi hükümdarlar da bunları pompalıyorlardı, teşvik ediyorlardı. Ve böyle şekil böyle bir zümre, ilk bu tasavvuflar böyle meydana geldi yani. Evet. Ondan sonra o Habibi Acemi, Habibi Acemi cahil. O hadis uyduramıyor. Evet. Hatta namaz dualarını da doğru dürüst bilmiyordu bu adam. Evet. Hasan Basri şunu söylemişti. Habibi Acemi arkasında namaz kılmayın çünkü onun namaz duaları saatli değildir, doğru değildir. Fakat göya onların anlattığı menkıbeye göre o gece Hasan Basri'ye Cenab-ı Allah rüyasında ona diyor ki sen Habibi Acemi arkasında namaz kılsaydın bütün hayatın boyunca kıldığın ibadetleri onun yüzü hürmetine kabul ederdin. Yani bunlar dini kuralları da tarif ediyor. Ya evet. Dini fıkıh diyor ki imam olacak kimsenin kıraati doğru olmalıdır. Evet. Yok bunlar diyor ki Habibi Acemi'nin o bozuk kıraati de efendim veli olduğu için işte şu olduğu için Hasan Basri'nin kıraatinden daha geçerli, daha muhtemel. Çok daha makbul. Yani. Daha muhtemel. Ve öyle bir sürü artık tabii menakıp uyduruyor bu. Evet. Onun izinden gelenler de onun menakıplerini uyduruyor.
Bizde de en çok okunan o şey var, Tezkiretül Evliya var da attarın. Evet. Neler neler. Maalesef var. Neler var. Ha, neler. Efendim, Habib-i Acemi öyle bir veliymiş ki bir gün bir suçlu idam edilirken, bir katil sehpada idam edilirken, ifade edilirken Habib-i Acemi de oradan geçiyormuş. Habib-i Acemi böyle göz ucuyla ona bakmış. O gece o adam ondan sonra infaz ediliyor. Evet. O gece zamanın velileri o katili rüyada görüyorlar ki o cennetin en yüksek yerinde. Ulan diyorlar, senin ne işin var orada, sen katil değil miydin ha? O yüzden infaz edilmedin, idam edilmedin mi ha diyor. E nedir bu halin cennetin en yüksek yerinde? Ama diyor, ben idam edilirken Habib-i Acemi göz ucuyla bana bakmıştı diyor. Allah da onun o bakışı hürmetine beni affetti ve cennetin en şey yerini de mertebesine koydu. Aa, bunu anlatıyorlar. Bunu din diye anlatıyorlar. Din, tabii din. Hem de en müteber din. Tasavvufçuların dini bu işte. Ve daha neler neler. Demek Habib-i Acemi kerametlerin piri nedir? Habib-i Acemi'dir. Evet. Asılsız o ruhbanlık hayatını, tasavvufi hayatı teşvik eden o hadislerin babası da kimdir? Ferkat es-Sebaki. Ferkat es-Sebaki. Ve ondan sonra onların izinden gelen cemaatler de onu daha da takip ediyorlar. Fakat bu çok enteresan. Yani bu Ferkat es-Sebaki şimdi hadis uydurmada çok uzman diyorsun, evet, hocam. Ve hadis uydurmak sevaptır diye bir kanaat da oluşturmuş. Kanaat öyle tabii. Hadis uydurmak sevaptır. Sevaptır tabii. Biz de peygambere yardım etmiş oluyoruz. Eksik bırakmışsa onları biz tamamlıyoruz. Bu çok korkunç bir şey ya. Kafa o, tasavvuf kafası o. Yani Kur'an'daki ayetlerde Hakka suresinde 44-47 arası hocam buyurmuyor mu? Ya, bize nispet ederek bir şey uydursaydı şah damarını koparırız. Tasavvuf kafası o. Ya bunlar gerekirse o zaman da bu zamanda. Peki hocam, sorumun başına döneyim. Evet. Peki tasavvufun iyi tarafları da var mı buna rağmen? Tasavvufun doğuşu bu diyorsunuz. Tasavvuf. Doğuşu buysa, evet, bu ölü doğmuş hocam. Zaten o. Ölü doğmuş, şirk efendim, içine doğmuş. Ha işte şimdi buna cevap bunun için bunu anlattım. Şimdi evet, efendim tasavvuf iyidir de, evveliyatı iyiydi de sonra bozuldu. Sonra, diyorlar. Tabii evet, bütün gerekçeleri bu. Öyle değil, evveliyatı başı da bu. Ya bir hocam. Bir hoca benim programımda, Kur'an'la Yüzleşme'de bir profesör, evet, birçok büyük kanallara da çıkıp program yapan bir profesör. Evet. İsmin vermeme de gerek yok. Evet. Kendini biliyor. Evet. Aynen şunu diyor. Diyor ki, ben diyor senin gibi diyor tasavvufun hepsine karşı değilim diyor. Ben tasavvufun bazısına diyor taraftarım, severim hatta diyor. Tasavvufun nesi? Tasavvufla tarikatın fikir olarak tasavvuf nedir? Tarikat nedir? O da nedir? O da keramet ve şefaattir. İkisinin de iddiası budur. Ya o zaman bunları kabul ediyor bu hoca. E tabii kabul ediyor. Ya da kabul etmiyorsa, ki birebir konuşmamızda kabul etmediğini söylüyor. Kerameti de şefaati de kabul etmediğini söylüyor. Peki ama nerelere selam gönderiyorsun? Tasavvuf nedir o zaman? Yani. Tasavvuf zühdü takva dedikleri değil midir? Evet. Ferkat es-Sebaki'nin hadislerle yüzlerce. Uydurma hadisleriyle. Binlerce hadisler var tabii. Evet. Bu hadisler bak. İbadetlerin fazileti hakkındaki hadisler. Evet. Yani farz ibadetlerin. Sonra nafile ibadetlerin hakkındaki fazileti hakkındaki hadisler. Sonra Kur'an surelerinin fazileti hakkındaki hadisler. Ayetlerin fazileti hakkındaki hadisler. Duaların fazileti hakkındaki hadisler. Bütün bunlar nedir? Farkat es-Sebaki'nin uydurduğu hadislerdir. Ve bütün hadis kitaplarımızın ekseriyetini de oluşturan bu hadisler. Maalesef. Evet.